Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bu analizimde sizlerle birlikte 2021 yılı birinci çeyrek bilançosu açıklanan ve sizlerin istediği yorumlarda bana yazdığı Ayen Enerji'ye bakacağız. Ayen Enerji'nin hem orta vadeli temel hem orta vadeli teknik analizini birlikte yapacağız. Bir bakalım Ayen Enerji teknikte alt seviyelerden gelecek mi? Temel analizde nasıl bir bilanço dönemi geçirmiş? Bir inceleyelim, haydi gelin. Ayen Enerji'ye baktığım vakit değerli arkadaşlar, temel analizi tarafında yüzdesel bazda konuşuyorum. Aktif büyümesi %5'lerden %31'lere gelmiş. Net satışlar çeyreklik bazda -17'den 136'ya gelmiş. Ciddi manada net satışında çeyreklik bazda artış var. Bunu FAVÖK büyümesinde de görüyoruz zaten. -14'ten +110'larda. Öz sermaye büyümesi de 27'den 42'lere gelmiş. Gayet güzel. Yani stock deliveries'ı sabit, diğeri de sabit. Zaten enerji firması ürettiği direkt satılan bir şey. O yüzden buranın çok bir önemi yok. Esas faaliyet kar marjı 33'lerden 34'e gelmiş. Güzel. Net kar marjı yıllık bazda -9'dan -0.12. Yani ciddi manada net kar marjı artık kar marjını yukarılara çekmiş ama yine eksi tarafta kalmış. Onu söyleyeyim. Aktif karlılık -1.6'ymış. Yani neredeyse sıfır, kafa kafaya getirmiş kendini. Zararı minimize etmiş, kafa kafaya getirmiş kendini. Brüt esas faaliyet kar marjı 38.9'dan 36.6'ya hafif gerilemiş. Çeyreklik bazdaydı bu. Öz sermaye karlılığı -8, daralan bir firmaymış. Şu anda neredeyse 0.12, -0.12, kafa kafaya. Ne daralıyor ne azalıyor, çok hafif bir daralması var. Ama kendini pozitife doğru götürüyor. Yani bu iyi. Yani bu yatırımcısı için iyi. Cari oran 0.38, likit oran 0.36. İkisi yani likit oran okey fakat cari oran çok çok düşük. Bilginiz olsun. Bunun birin üstünde olmasını isteriz. Yabancı para yükümlülük ve varlık tarafına baktığımız vakit yabancı para yükümlülükleri 2360 iken yabancı para varlığı 358. Yani çok çok ciddi manada aşağıda bir yabancı para varlığı var yükümlülüğüne göre. Neredeyse 7'de 1, 8'de 1 neredeyse. Yani 7'de 1, 8'de 1 aralığında ciddi manada yabancı para açığı var. Muhtemelen zaten bu da bilanço tarafını baskılayan taraflardan birisi. Bunu arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Normal şartlarda herkes başka birinden bir sponsorluk alır. Fakat ben kendi kanalıma yine kendim sponsor oldum. Peki nasıl sponsor oldum onu size söyleyeyim. Arkadaşlar bizler kanalımızda üyelerimize özel günlük piyasa analiz videoları çekiyoruz, analizleri çekiyoruz. Her akşam bunu yapıyoruz. Nedir? Bu analizler sayesinde doları 6.96'lardan yakaladık. Altını 410 liralardan yakaladık. Peki bu günlük piyasa analiz videolarını sizler nasıl izleyebilirsiniz? İşte sponsorlukta bu olmuş oluyor arkadaşlar. Günlük piyasa analizlerini arkadaşlar şurada katıl butonunda bakın günlük piyasa analiz diye burada çıkıyor. 60 lira aylık 60 lira katıl diyerek buradan tıpkı e-ticarette bir ürün alıyor musunuz gibi kredi kartınızda katıl butonuyla bu şekilde günlük piyasa analiz üyelerimize özel yaptığımız günlük analizlerimizi izleyebilirsiniz. Ve de bu sayede gün içinde Amerika tarafında neler oldu, Avrupa Asya borsalarında durum nedir, Borsa İstanbul'da durum nedir, dolar, altın, gümüş, euro buralarda neler olmakta ve şu sıra çok trendli olan kripto para tarafında da neler oluyor, neler bekleniyor gibi bu analizleri her gün tek tek yapıyoruz. Bu sayede sizler de yatırımlarınıza daha kaliteli, daha güvenli şekilde yön verebilirsiniz. Hepinizi günlük piyasa analiz üyeliğimize bekliyorum. İyi günler. Söyleyebilirim. FAVÖK bölü satış gelirleri 48.4'ten 42'lere, esas faaliyet kar marjı 33'lerden 29.8'e, net kar marjı -9'dan -0.1'e yani pozitife doğru gidiş dedik ya buralar. Öz sermaye karlılığı %8 daralan bir firmayken şu anda kafa kafaya kendini korumaya çalışıyor. Brüt esas faaliyet kar marjı 38.9'dan 36.6'ları. Peki Ayen Enerji pahalı mı ucuz mu bulunduğu sektörde? Zarar ettiği için fiyat kazanç tarafı yok. Yani zararı minimize etmiş. Korkutacak bir zarar yok bu çeyrekte açıkladığı bilançoda. Piyasa değeri defter değeri tarafında enerji sektörü 3.1, Ayen 1.9. Burada ucuz kaldığını söyleyebilirim. Lakin dediğim gibi şu anda Ayen yatırımcısı Ayen'e yeniden pozisyon açmak isteyenler için şöyle söyleyeyim. Kafa kafaya kendini yani negatiften eksiden sıfıra doğru kendini getirmiş. İzlemek lazım, bilginiz olsun. Net satışlarına bakalım. Net satışları 487 milyondan 735 milyona çıkmış. Esas faaliyet kar zarar tarafı 162 milyondan 219 milyona. Öz kaynakları 611 milyondan 869 milyona çıkmış. Yatırım da firma muhtemelen.
Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız ve aynı zamanda bildirimleri açmanız neden önemli? Buradaki ilgili firmaların bilançoları açıklanır açıklanmaz ben sizlere hızlı şekilde analizini yapıp kanala yüklemeye çalışıyorum. Bu şekilde de siz de hızlı şekilde neyin ne olduğunu farkına varabilirsiniz. Birincisi buydu. Ayan Enerji borç kaynak oranı %75'ten %73'e çekmiş. Öz sermaye karlılığı yani direkt şirketin büyümesi -8'miş. -0.12'ye gelmiş. Dedik ya eksilerden kendini sıfırlayıp bir sonraki dönemde artı olarak karşımıza çıkma olasılığı yüksek. Bunu söyleyeyim. ROIC tarafı 5.4'lerden 6'lara doğru çıkmış. Bu da hafif hafif yatırımların karşılığı geliyor bu tarafta. Yani Ayan Enerji iyi bilanço açıklamış arkadaşlar. Yani kendisine göre iyi bilanço açıklamış. Normalde geçmiş datasına göre iyi derken sadece bu bilançoya baksak yani çok iyi demeyebiliriz. Lakin bir gelişimde olan bir bilanço açıklamış. Yani nötr etki sınırlı pozitif nötr etki aralığında bir etkisi olacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen gelin bir de tekniğine bakalım. Tekniğe baktığım vakit değerli dostlar teknikte bakın şu paralel bir kanal içinde hareket ediyor. Yani üstte bakın kaç kez 1, 2, 3, 4 kez dokunduğu bir çizgi. Altta da 1, 2, 3 kez dokunduğu bir çizgi. Bu grafik haftalık bazda bir grafik arkadaşlar bilginiz olsun. Haftalık bazda negatifliğini koruyor Ayan onu söyleyeyim. Nereden ne zaman 3 yani Mayıs'ın ilk haftası negatifliğini koruyor. Mayıs'ın ilk haftası için söylüyorum Ayan tarafında. Şunu da ekleyeyim. Alt kanala ne zaman dokunuyor? Yukarı doğru hareket ediyor. Bakın alt kanal kaç arkadaşlar? 5.40. 5.40-5.50 aralığı. Yani 5.40-5.50 aralığını Ayan dokunuyor. Hemen yukarı atıyor. Yani haftalıktaki aşağıda çok güzel çalışan bir destek. Onu söyleyeyim. Direnç de arkadaşlar 6.23 ve 7.42. İki tane direnci var. Bu dirençleri eğer elinizde varsa Ayan bilginiz olsun yazın not edin kendinize. Aşağıda da ortalama düşürmek pozisyon almak isteyen arkadaşlar için ilk noktalar 5.40-5.50 araları. Hani onu da söyleyeyim. Eğer ki çok ciddi anlık bir geri çekilme oldu borsada Ayan'da bir şeyler oldu yani anormal haber akışı 4 lira bunun dip seviyesi yani 4 liralar falan oralar çok ciddi alım fırsatları bilginiz olsun. Yani şu an için Ayan'dan şu beklenir açıkça fikrimi söyleyeyim. Kanal alt bandından bakın üstüne geliyor sonra bakın buralarda geliyor tekrar şöyle yatay seyrediyor burada tekrardan bakın alt bandı 2 hafta üst üste dokunuyor alt bandı. Yani buradan artık şöyle biraz nötr tekrar dokun şöyle ufak ufak sonra böyle gelmesini beklerim. Şöyle hareketler beklenebilir. Bilginiz olsun. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir diyerek size söylüyorum. Yani orta vadede bu kanal içinde hareket ediyor. Bu kanal içinde hareket ettiği sürece arkadaşlar şu üst çizgiye tekrar dokunacak. 9.5'lara doğru tekrar gelecek. Ben size şu gün gelecek, şu zaman gelecek bunu diyemem. Lakin orta vadeli yatırımcı için Ayan bilanço tarafını negatiften nötre getirmiş. Teknik tarafta da negatifi artık yukarı yönlü bir hafif nötre çekmesi lazım bundan sonra diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Dirençlerini, desteklerini, alım yerlerini sizlere bahsettim. Eğer ki dediğim gibi 9.5'ların üstüne çıkarsa da satış baskısı yer. Onu da söyleyeyim. Durum bu. Bu analizi izleyen arkadaşlarımız 2 ay sonra da izlese bu onun işine yarayacak. O yüzden haftalık bazda baktığımı da yineliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek teknik analizi noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın değerli arkadaşlar. İyi günler.